Hepiniz hoş geldiniz. Terbi'nin Türkiye'deki ve dünyadaki ilk gösterimiydi. Dokümenterist de yaptık. Film ekibinden sevgili Erkan Uğur, Turgut Bey ve yönetmenimiz Okan Avcı aramızda. Arkadaşımız Can Çevri'ye yardım edecek. Eğer sorularınız olursa ekibe yöneltebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. bence siz hani filmin çekiliş aşamalarından biraz bahseder misiniz? Belki öyle başlayalım. Nereden geldi böyle bir müzik belgeseli yapmak aklınıza? Nereden geldi? Benim ilk belgeselim Kadim sırasında. Kadim'i çektikten sonra Erkan abiden müzik yapmasını rica ettim. Çok az tanışıyorduk. O müziklerini yapınca böyle bir işte beraber bir şeyler yapmaya başladık. Ben zaten 13 yaşından beri sürekli dinliyordum Erkan abi. Telvin de işte İstanbul'a geldiğim üniversite hayatından sonra vardı sürekli. İşte Kaş'ta yaşıyorum ben yılın bir bölümünü ve orada Ekobar'a geldiklerinde, konser verdiklerinde belki belgesellerini yapabilirim dedim. Erkan abi direkt hayır dedi. Ama sonra biraz işte felsefesini anlatmaya çalışacağımı söyledim. Onlar da ikna oldu. Öyle başladık. Yani toplamda İstanbul'dan başlayıp güneyli olan bir turne izlediğiniz konserler. O kurgunun etrafını da işte ben Telvin'in anlamını doğada bulmaya çalıştım. Öyle birleştirip bir belgesel yaptık. He's been living in Kaş area for 13 years and he's been listening to them for 13 years. He was very interested. When he came to the Kaş area in a bar, ismi neydi bu arada? Eko. When he came to the Echo Bar, he heard them and he asked Icon, can I do a documentary on you? And he said no. And after that, after a while, they decided to do this documentary and it started in Istanbul and it went all the way to Kaş and the south region of Turkey. So any questions, anything like that? Ben bir soru sorayım o zaman. Erkan abi ilk defa kamera karşısında ben gülerken gördüm. Birçok ya hangi gizli kamera falan kullanıldı mı? Ben onu merak ediyorum ve nasıl bu kadar rahat hani konuşabildi, konuşulabildi? Yani yönetmenin mi şey yoksa? Ya ben aslında rahat bir insanım. Bir sorun yok. Müzikle ilgili bir şeyler olduğunda rahatlıyoruz belki, onu öyle ifade etmek lazım. Onun getirdiği bir kolaylık nedeniyle belki bir şeyler olmuştur. Onun dışında çok böyle konuşan, işte görünen bir adam değil. Müzikle ilgili durumlarda biraz daha patavatsız oluyor. This gentleman was asking, he was impressed by Erkan's, how much he was relaxed and he was just like adapting to the documentary. So he was asking him if there's any secret cameras was used in this during the documentation. And Erkan was saying that, I'm just a relaxed guy, you know. It's when it's about music, I'm just cool about it. So it doesn't matter, you know. But sometimes if the, I think from what I understand, if there's something involved, you know. From technical points, I can be a rude guy, but you know, it's talking, and as you can understand, he was talking in the movie that you know he doesn't like to talk too much, and he likes to express himself with the music. So you can understand from that. Doğaçlama olarak bir şarkıyı çaldıktan sonra birileri istek yapsa aynısını bir daha hatırlayıp çalabiliyor musunuz? Yok, başka bir şey olur. Araya zaman girerse mutlaka değişir. O zamanın ölçüsünde yani. Kısa zamansa bir şeyler hatırlanır, benzeşir filan. Ama zaman uzadıkça başka türlü bir müzik çıkar. Bir de ondaki o gündeliklerimizden bazı ezgiler, türküler filan sanki biliyorduk gibi. Hı-hı. Geldi. Bazılarını biliyorduk. Bazıları da doğaçlamaydı. Değil evet. Mi? Genelde temalarımız bilindik temalar. Hı-hı. Onlar çekirdek ana tema olarak müziğin iskeletini teşkil ediyor. Onlar bize yardımcı ya da
kapı açan. She was asking like when he's doing the improvisation sessions, you know, after he improvises, if somebody asks you to play the same thing, would you be able to play the same thing again? And he said, you know, no, we improvise basically. And then what we do is we use themes in the music. And she was asking also, I heard some similar songs to the like Anatolian songs. And, you know, he said basically, yeah, we use certain themes from the Anatolian song, but it's not the same. We just, they improvise, you know, that's what they do. They get on stage and just play what they feel. Ben aslında bir şey vermek istiyorum. Çocuğun bütünlüğünde aslında bütünlüğü karalamak istemiyorum. Çünkü bir eleştiri yapacağım ama bu eleştiriden çok aslında bir soru olabilir. Yani başlangıçta gösterdiğimiz imajlar, o su altı ve sonrasında yönetim noktalarında gördüğümüz ağaçlar falan orada denediğiniz şey aslında çok deneysel ve güzel. Fakat sanki filmin bütününde ses mixajında bir sorun vardı. Yani hangi koşullarda yaptığınız bilmiyorum ama ya da size asistan, size eşlik eden kişi aldığınız kaydettiğiniz seslerin hepsi birbirine çok uyumlu olmasına rağmen, görüntüye de çok uyumlu olmasına rağmen yer yer diyemeyeceğim filmin bütününe yayılan bir dengesizlik var. Evet. Yani bunun nedeni, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Belki o sırada çok heyecanlandınız, işte kontrol edemediniz. Bunu acaba daha sonra tekrar elden geçirmek istiyor musunuz? Çünkü bu şu an düzeltilebilecek bir nokta. Evet, yani. Evet. Yani bu tekrar hatta düzeltilmeye başlandı ama belgeselde bu tamamen kişisel bir hatadır. Yani sesle alakalı. Belgesel için biz yola çıktığımızda eğer ki ben oraya bir normal sinema ya da belgesel ekibi olarak gitseydim ben zannedersem böyle bir belgesel yapamazdım. Ya da Erkan abilerin, işte Turgut abinin, İlkin abinin, Cevdet'in öyle samimi konuşabileceğini zannetmiyorum. Hani tepede bir bum olsaydı ya da ışık ya da ekip hop falan gibi şeyler olsaydı böyle bir belgesel çıkmazdı. Biz 4 kişiydik. Ve hani ses de ufak bir kayıtçıydı. Ve hani ben samimiyet duygusunu kazanabilmek için böyle bir risk aldım. Bu tamamen hani kişisel bir seçimdir. Tabii ki hani benim de rahatsız olduğum yerler var. Bu hani olabilecek en makul boyutta bir dahaki sefer için düzeltilecek. Ama evet, tamamen kişisel bir seçim. Aslında anlayabiliyoruz. Yani o samimi ortamı yani. Evet, aslında sesin böyle... Bunu duyduğuma sevindim yani aslında. Böyle olmaya da bilirdi. Aslında evet, yok. İyi bir ekibiniz olabilirdi ve onlar hata yaptı. Ben araya gireyim mi orada? Şimdi mesela rüzgar var. Bunlar rüzgarı işte kısmak için bilmem bizim sesimiz anlaşılsın diye bir şeyler yapmışlar. Veya Ağustos böcekleri var. Onlar bizim seslerimizi örtmesin diye bir şeyler yapmışlar. Keşke yapmasalardı bana göre. Dediğimiz anlaşılsa da anlaşılmasa da orada rüzgarın olması, olduğu gibi kalmasını ben tercih ederdim. Hani burada belki insanlar ne diyor bu ya, benim zaten dediğim pek anlaşılmaz. Biraz durumu devam ederdi hiç olmazsa. Ağustos böceği de orada keşke kendisi gibi kalsaydı. O açıdan ben senin dediğin şeye, yani filmcilik açısından belki hani düzeltilir, daha anlaşılır hale gelebilir. Teknik olarak o imkan var galiba, yapılabilir ama ben orasına karışmak istemiyorum. Yani. Nasıl istiyorsanız. Yani aslında izlenen yöntem hani tamamen Erkan abinin söylediği üzerineydi. Hani benim kuruldaki matematiğim. Bazı yerlerde dalga sesinin daha üste çıkması ya da cırcır böceklerinin metronom vermesi, bunlar tamamen tercihti. Ama bazı yerlerde hani can alıcı birkaç sözün geldiği yerde rüzgar ya da cırcır böceği biraz yukarı çıkıyor. Ama hani ilk başta da yola çıktığımızda, yani ben o mevsimde Kayaköy'de yani cırcır böceğinin çok yoğun olacağını biliyordum zaten. Hani öyle yola çıktık. This gentleman was asking about the mixing point of the I remember he said that. So he was asking, you know, he was very impressed. He said that I don't want to criticize the movie, but I want to ask a question about it. And he said that overall sound was great, but there were certain points in the movie it was that, you know, it was unbalanced. So he was asking, was your idea to do this, or it was Erkan's idea, or it was that, you know, what was, there was a problem with the crew? And basically he said that if I brought a crew with me, that is everything professional, the boom camera, this and that, it won't be the same.
So what we did was, you know, we did what we can. And after that, and he asked that, are you going to plan to mix it, because it's in a stage where it can be fixed. And he said that, yeah, we're working on it. And Erkan said, well, I wish that, you know, he didn't do that. I wish the little bugs were, like, you know, singing the way we're singing, and the wind was flowing the way it was flowing, you know. I wish he let it, you know, the way it was. So basically, that's what they talk about. Film boyunca, bir saat boyunca daha çok Telvin'in fikri ve felsefesi üstünde çok bilgimiz oldu. Doğaçlamanın ortaya çıkışıyla ilgili çok bilgimiz oldu. Güzel bir konuşmaydı ama bir saat içinde şöyle bir durum var. Üçünün de bahsettiği ve anlatmak istediği o Telvin'in duruşu ve onların arasındaki iletişimde hissettikleri durumu, ben 4-5 kez Telvin konseri dinleme fırsatı oldum burada karşıda birkaç yerde. Ve hayatım şöyle ilerliyor. 8 ay boyunca hiçbir şey yapmıyorum. Ufak tefek bir şeyler izliyorum. Telvin'den daha çok sevdiğim şeyler dinliyorum. Ama Telvin'i dinlediğim o konserin her parçasında keyif alıyorsun ama bir 3-4 dakikalık bir kopuş oluyor ve bu yani heyecan başka bir durum, acayip bir durum. Yani bu o anda diyorsun ki, ve diğer oturanlar, büyülenmişler diyor ki, yani bu benim yaşadığım en acayip anlardan biri diyor ve o anda yaşadığı için, yani bir videodan falan alamazsın onu. O konserin oluşumunu izlemek çok güzel. O yüzden bu bir saatlik sürede bunu belki bir 5 dakikalık seçmece bir parçayla, bu uçuş dediğim şeyi daha önce konsere katılmışlar belki bilir. Turgut abinin o kendinden geçişi ve hani süre kavramını bile kopartması, Erkan abinin ona bakıp gülümsemesi, lan yani iki katı süre oldu artık yeter ama o kopmuş yani. O boyutu buradaki herkes eğer konsere gitmemişse bilmiyordur ve bu bir saatlik onların sözle anlatmaya çalıştığı şeyle başarılabilecek bir durum değildi. O yüzden belki bir 5 dakikalık bir parçaya ihtiyacı vardı. Herkes bunu belki hissedebilirdi, hissetmeyen de olabilirdi ama anlatmak istediğim, yani gidenler biliyor, gitmeyenler de bir canlı performanstan alabilirler diye tahmin. Ben de zaten bu yüzden koymadım. Yani Telvin çok bilinen bir müzik değil. Evet. Yani belli bir kitle, belli bir izleyicisi, dinleyicisi var. Ve hani ben buraya onu koysaydım, hani bu biraz şey, yapım aşaması gibi. Telvin'in sahneye çıkmadan önceki hazırlanma aşaması gibi ve beslendiği yerleri gösteren bir belgesel. Amacım gerçekten hani bu belgeseli izledikten sonra insanların Telvin'in bir CD'sini alıp ya da bir yerde konserine gidip gerçekten bir risk alıyorlar ve bu riski görmeleriydi. O yüzden koymadım. The guy was asking. He was saying that, you know, it's I listen to music, different music that I like more, better than, not better than, but like, you know, as much as I like Telvin. And but when I go to the concerts, you know, he's been to like 4 or 5 concerts, and he was saying that the experience that I have with flying, you know, he gets high from the music. That's what he's talking about. And it's different. You have to experience it. And he's also mentioning the what's going on stage, you know. Like they play, since they play improvisational music, there's no limit to it. You know, if somebody's going over 2 minutes of a solo, they don't really look at their clock and they say, you know, oh, this and that. So what he was implying, he said that, I wish that, since not a lot of people here went to their concert live, I wish that he put like a 5 minute of a full song in there so they can experience the feeling of it. But he mentioned that, I don't want to do that. If I do that, I give it away, so go to their concert. Ben hiçbir konserde saate bakmam. I never look at my clock in concert. Tam siz konuşun. Kimse kaldım ya, sıkan. Hocam, benim size bir sorum olacak da. Şimdi yaptığınız tüm işlerde sizi çok ciddi takip eden, hatta bu huyu bozulmasın diye sizin konserlerinize gelmeyen bir kitle var. Yani yakın çevremde sanırım gerçekten çok ciddi sizi takip eden, gerçekten de bu huyu bozulmasın diye, yani bu filmi bile izleyemeyecek ya da izlemeyecek insanlar olduğuna eminim. Çünkü gerçekten de yaptığınız işin birazcık da hani daha önceki albümlerinizde tasavvuf konusunun oluşu, hayata bakış açınız, durduğunuz nokta, cümleleri kullanışınız, ondan sonra müziğe verdiğiniz değer, yani birçok açıdan sizi çok ciddi farklı takip eden, özellikle hatta sizinle karşılaşmak istemeyip sadece sizin sesinizi duyup insanlar olduğunu düşünüyorum ki bu konuda haklı, çok yakında bu insanlar. Bu çok da güzel bir şey çünkü çok farklı bir kitle, yani Türkiye'de böyle bir müziğin dinlenmesi, bu şekilde takip edilmesi, çifte dikkat edilmesi bence çok güzel bir olay. Benim merak ettiğim konu şu, yani mesela siz bu Telvin mefhumunda, bu projede, çünkü sizi takip eden gerçekten örneğin
insanlar var ve yani sizi baz alan insanlar var. Mesela şey kaygısı biliyor musunuz? Yani hani yaptıklarım şimdi işte telvin projesi yaptık ve arkamızdan gençler gelecekler ve bu gençler caz dinliyorlar. Kimisi belki hiç cazı duymamış, sadece Anadolu müziğini, sadece altları biliyorlar ve belki o öz müziğimizi alıp başka bir yerde onunla sizin sizden aldıklarıyla onunla ilgili bir şeyler yapmak isteyecekler. Bununla ilgili hiç herhangi bir kafanıza takılan bir şey oldu ya da siz kendi aranızda böyle şeyler konuştunuz? Yani beni takip eden insanların olması belki hani ben bir adım öndeyim bazı açılardan diye olabilir. Önlerinde başka kimse yoksa. Bu tabii belli bir sorumluluk isteyen de bir şey. Ama ben yaptığım müzikler ve müzik konusunda insanların bakış açılarını, duyumlarını, estetik anlayışlarını, kendi bölgemizle ilgili müzikler konusundaki fikirlerini belli ölçüde düşünmelerini sağladığını görüyorum. Ve bir enerjiyi paylaştığımızı hissediyorum. Hem Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, köylerinde de, dağ başında da veya başka ülkelerin herhangi bir yerindeki insanlarla aynı şeyleri yaşıyorum. Bunun bir misyon aslında. Ben misyon olsun diye yapmıyorum. Ama kendiliğinden öyle gelişmiş bir durum var. Belki paylaşmak diyebiliriz buna. Veya okul diyebiliriz. İnsanların bundan faydalanabileceğini ve kendilerini bir sonraki zamanı daha hazır hissedebileceklerini düşünüyorum. Çok zararlı olduğunu sanmıyorum. Yani yetkili sağlık kesinlikle zararlı değil. Şeye de yönetmen arkadaşa çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten mesela Türkiye'de daha doğrusu ben kendi bildiklerimi ya da gördüklerimi konuşayım. Bu birikimin insanların arasındaki aslında iletişimsizlikten kaynaklı bu ortadaki kötü kirliliği, duyduğumuz kötü şeyi. Aslında yıllardır birbiriyle ne kadar insanların hani güzel konuş, ondan sonra da sahnede sadece konuşarak ya da sadece orada susarak bile çok fazla şey ifade ettiğini burada, yani böyle bir şeyi bir kareye alabilmek, bunun için çalışmış olmak bence çok güzel bir şey. Tebrikler tekrar. Çok teşekkür ederim. Aslında ben ona engel oldum başlangıçta. Hiç istemedim. Ve hep ertelettim. Okan da geldi, bana sordu. Ne yapabiliriz dedi. Ben de dedim biraz sabır. Evet. Zamana ihtiyaç var. Dekenliğinden oldu. Ben şeye inanıyordum. Bir şeyin belgesi olursa o onun sonudur diye düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum. Değil değil. Onu yapamıyoruz. Yok yok, benim yok. Devam etmiyor. This guy was saying there's a certain type of people in Turkey that follows you very closely, but they don't even come to your concerts because they don't want to like do something to magical side of it, you know, and they don't even come to watch this particular documentary about you, but they follow you very closely. And he's also saying, after he said that, he went to a different subject, and the subject was, you know, since you're the one of the leading pioneer of this type of music, and there's you have followers that's playing music, and some of them play jazz, some of them they never even heard jazz, and they just come from the Anatolian music background, from the chants of Anatolia, and so what do you think about these people? You know, if
do you ever feel like, you know, do you have certain responsibilities, or is it bad or is it good, you know, can it damage the music? And he's also mentioning that there's this communication between the people in the society, and is this the reason why this music getting created? He said it, I have a great responsibility because I'm the one of the pioneers, like, doğru değil mi? İlk adım satan kişi. Ya birazcık öndeyim dedim, pioneer. Demedim ama neyse. Sonuçta siz yani yap benim açımda. İnce bir durum. So he's one step ahead of these people. So I was using pioneer because that's how I feel like about it, but it doesn't matter. So he's one step ahead of these people, and you know he has to be really careful. And I think he thinks that it helps other musicians. Yeah, that's about it. Yeah. Another question. İngilizce konuşan var mı? Ben boşum. Ben bunu soracağım deminden beri yani. Ama güzel var ya. İki defa dinliyoruz. Okay, alright. You have any questions? Alright. No problem. By the way, I'm not a translator, I'm a musician myself, but you know, I hope, you know. Başka soru? Valla ben o teknede yoktum mesela. Ya o teknenin hikayesi işte Galata'da yoktu aslında. Galata'da